İyi akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, hızlı nüfus artışı, işsizlik, bilgi akışı gibi nedenlerden diktatörlük rejimleri ayakta kalmakta zorlanmaya başladı. Ancak diktatörlükler de iktidarlarını sürdürebilmek için 21. yüzyılın tekniklerine başvuruyor. Baskı ve özgürlük isteyenler arasındaki mücadele 21. yüzyılda da devam ediyor. Ancak muhalefet hareketleri giderek daha az şiddet içeren modern teknoloji yöntemlerine başvuruyor. Slate dergisinden William Dobson, eskiden diktatörlerinin işinin halkın eline silah geçmesini önlemek olduğunu, şimdi ise yalnızca protesto eylemlerini engellemeye çalıştıklarını söylüyor. Diktatörler halkın ne düşündüğüyle ilgilenmediği gibi katılımcı olmalarına da karşı çıkıyor. Diktatörün Öğrenme Eğrisi, Küresel Demokrasi Savaşı'nın içinde adlı bir kitap yazan Dobson, Washington'da diktatörler ve yönetimleriyle ilgili bir konferansa katıldı. Konferansta Sırp eylemcisi Cer Popovic de konuştu. Popovic 2000 yılında Slobodan Milošević'in devrildiği öğrenci eylemlerini organize etmişti. Popovic kendi döneminde Sırbistan'daki protesto gösterileriyle Rusya'da geçen yıl yapılan tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen gösteriler arasında benzerlik olduğunu söylüyor. Gösterilere çoğunlukla öğrenciler ve orta sınıf liderlik ediyor. İçlerinde hem isteklilik hem de bir parça mizah var. Çok yaratıcı ve çok komik taktikler kullanabiliyorlar. Yalnızca Arap dünyasından değil, Rusya gibi ülkelerden grupların birbirlerinden neler öğrendiğini öğrendikleri çok etkileyici. Bu başarıyı yeni teknolojilere borçluyuz. Ancak modern diktatörlükler de eylemcilerden öğreniyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör Mark Lynch'e göre rejimler internet, sosyal paylaşım siteleri ve kısa mesajlaşma gibi araçları kullanarak muhalefet hareketlerini yıpratmaya çalışıyor. Sürekli olarak bir onlar bir bunlar. Artık bu 2000'li yılların genel bir özelliği oldu. Eylemciler ve rejimler birbirlerinden ve diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerden durmadan bir şeyler öğreniyorlar. Lynch, Mısır gibi rejimlerin muhalefetin tepkisini özümsediğini, daha sonra kendini yeni şartlara uydurabildiğini söylüyor. Mısır'a bakarsanız yeni medya araçları eylemcilerin organize olmasına, haberleşmesine ve yenilikçi yollarla mesajlarını yaymalarına yardımcı oluyor. Ondan sonra askeri rejim devlet televizyonu aracılığıyla bölücü propaganda yayabiliyor, gösterilerin meşru olmadığını iddia edip onları kötüleyebiliyor, sonra da halkı devrime karşı kışkırtabiliyor. Lynch'e göre Suriye'deki duruma bakıldığında diktatörlük rejimlerine destek veren tabanlar mevcut. Nüfusun önemli bir kısmı değişim olasılığını derin tehdit olarak algılıyor. Uzman böyle durumlarda özellikle halk protestolarında şiddet içermeyen eylemlerin son derece gerekli olduğunun altını çiziyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerikan emlak sektöründeki haciz sorunları ekonomik toparlanmayı zorluyor sayın izleyiciler. Bu yıl 700 bin kişi daha konut kredilerini ödeyemedikleri için evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu da küresel ekonomiyi etkiliyor. Konut kredisini ödeyemeyen Deborah Harris 17 yıldır oturduğu evini kaybetmek üzere. Harris, Washington itfaiyesinde sağlık görevlisiydi. You're about to lose your home. There's nowhere else to go. Evimi kaybetmek üzereyim. Gidecek hiçbir yerim yok. Evli değilim. Çocuklarım da yok. İtfaiyede 23 yıl çalıştım. İnsanların hayatlarını kurtardım. Ve şimdi emekli oldum ama yaşayacak yerim yok. Bu kabul edilmesi zor bir durum. I don't have a place to stay. Come on. Çok sayıda ödül kazanan Harris, kilolu bir hastayı taşırken sakatlanmış ve işini bırakmak zorunda kalmış. Emekliliğini kazanmak için uzun süre mücadele vermiş. Geliri olmadığı aylarda da emlak kredisi ödemelerini yapamamış. 2007'de başlayan mali kriz işsizliği artırdığı gibi konutların değerini aşırı derecede düşürdü ve çok sayıda Amerikalının evine haciz geldi. Reality Track şirketine göre mali krizin doruk noktasında Amerika'da haciz sayısı ortalama yılda 200 binden 1 milyona çıktı. Ekonominin göreceli olarak toparlanmasıyla haciz sayılarında düşüş görülüyor. Ancak yine de bu yıl 700 bin kişinin evini kaybetmesi bekleniyor. Ulusal Emlakçılar Derneği baş ekonomisti Lawrence Yun,
emlak sektöründe haciz oranlarının artmasının Amerikan ekonomisine zarar verdiğini, bunun da küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Emlak sektörünün toparlanmasındaki en büyük engel haciz edilen evlerin sayısı. Tarihi olarak emlak sektörü her zaman ekonomik gelişmelerin öncüsü olmuştur. Emlak sektörü zarar görünce durgunluk oluyor. Emlak sektörü toparlanınca piyasalar toparlanıyor, durgunluk sona eriyor. Deborah Harris evine haciz gelmesini kabus olarak niteliyor. İnançlı biri olmasam üzüntüden felç olup ölürdüm. Çünkü bu benim için çok yıkıcı oldu. Buraya gelip beni evimden çıkarabileceklerini bilmek çok üzücü. Harris, krizin başladığı 2007'den bu yana Amerika'da evini kaybeden 4 milyon 300 bin kişiden sadece biri. Ancak Harris, avukatlarının yardımıyla evini kurtarmak için mahkemede mücadele veriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Arizona göçmenlik yasasını kısmen onaylamasının ardından tartışmalar sürüyor. Başkent Washington'a komşu Virginia eyaleti de benzer bir yasayı kabul etmişti. Biz de Virginia'daki uygulamayı inceledik. Francisca Sorto, Virginia eyaletine bağlı Prince William ilçesinde El Rinconcito Latino adlı bir lokanta işletiyor. Memleketi El Salvador'a özgü yemekler yapıyor. Eskiden 22 kişi çalıştırıyordum. Şimdi ise sadece bir kişi. Başlangıçta lokanta tıka basa doluyormuş. Şimdi müşteri olmadığı için Francisca restoranı kapatmaya hazırlanıyor. 2007 yılında yürürlüğe giren ve Arizona'dakinin benzeri yasa yüzünden Latin Amerika kökenli müşterilerin çoğu Prince William ilçesini terk etmiş. Yasa yüzünden ayrıldılar. Bu yasa onları kaçırdı. Artık burada yaşamak istemiyorlar. Prince William, Washington'un güneyinde bir banliyö merkezi. Yasal ikamet hakkına sahip sakinlerinin %20'si Latin Amerikalı. Ama bunun dışında da kaçak olarak yaşayan bir nüfusa sahip. Polise göre kaçak göçmenler bu bakkalın önünde gündelik iş için bekleşiyor. Arizona'da yürürlüğe giren ve Anayasa Mahkemesi'nin onayladığı göçmenlik yasası maddesi, polise durdurdukları, gözaltına aldıkları ve tutukladıkları kişilerin göçmenlik durumunu sorma yetkisi tanıyor. Prince William'daki yasa ise polise sadece tutukladıkları kişilere bunu sorma yetkisi veriyor. İlçe yetkililerinden Corey Stewart, kaçakların karıştığı suç olayları artınca bu yasanın gerekli hale geldiğini savunuyor. Bu yasayı yürürlüğe koyduğumuzdan beri şiddetli suçlarda büyük oranda düşüş oldu. Prince William ilçesi rakamlarına göre şiddetli suç oranında %48'lik düşüş var. Yerel polisin yasayla ilgili sorunu yok. Emniyet müdürü Charlie Dean, sonuçta yalnızca tutuklanan kişilerin göçmenlik durumlarının incelendiğini belirtiyor. Çok riskli bir uygulama. Eğer tutuklamadan önce böyle bir şeyi sorgulamaya kalksaydık, hem yeterli önlem almadığımızı savunan, hem de aşırı önlemler aldığımızı savunan kesimler tarafından dava edilebilirdik. Sosyal haklar savunucusu Araceli Panameño, Virginia yasasının ekonomik etkisi ve hukuki sorunların yanı sıra halkı ikiye böldüğü düşüncesinde. Araceli bir gün otomobilinin üzerinde El Salvador'a geri dönmesini isteyen bir not bulmuş. Amerikan vatandaşı olduğu için bu durum kendisini daha da yaralıyor. Hem bölünmüşlüğü hem de nefreti hissettim. El Salvador'a zaten geri dönemem. Benim memleketim burası. Yüksek Mahkeme Arizona'da polise rastgele göçmenlik durumlarını soruşturma yetkisi veren yasayı onayladığında bu yasadan mağdur olan karşı tarafın görüşlerini dinlemek için uygulamayı bir sürü askıya aldı. Virginia'daki yasa için yapılan başvurularsa şimdiye kadar sonuçsuz kaldı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikanınsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Salı 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.